Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı sabahlar diliyorum. Yine bir kelam okumaları dersinde tekrar birlikteyiz. Ramazan arası vermiştik. En son 85. sayfada kalmıştık. Buradan devam ediyoruz. Tabii bildiğiniz gibi el-alim ve-l-mutaaddim soru cevap şeklinde gidiyor. Öğrenci soruyor, Ebu Hanife cevap veriyor. En son tabii öğrencinin kendisine yöneltilen tecrübe ettiği bir takım hususları soruyor burada. Yani niye bu usule ilişkin, kelama ilişkin, kelami konulara ilişkin konulara dalıyorsunuz? Yani sahabenin dalmadığı konulara bu bağlamda bir soruydu en son. Oradan devam ediyoruz. Tabii İbn-i Furek de esasında bu soruların önemli olduğu, insanın kalbini mutmain edecek bir bilgi sürecine girilmesi gerektiği şeklinde özetleyebileceğimiz bir çerçeveyi ifade ediyor. En son 85. sayfada kalmıştık. Oradan devam ediyoruz. Ve alem, yani burada üçüncü paragraf diyebiliriz. Oradan devam ediyoruz. Bismillah. Ve alem, bil ki enna kad nusebbitu leke. Yani ortaya koyduk, ispatladık. Nedir o ispatlanan şey? Ennen nazara vel istidlale vacibani fil asli. Esas itibariyle düşünmek ve delil getirmek vaciptir. Ala kulli baliğin akilin. Her rüşt çağına ermiş, akıl bali olmuş insana bu nedir? Vaciptir, farzdır. Ne için? Ne yasıle bihi ile marifetin ma'budi. Yani taptığının bilgisine, yani Allah'ın bilgisine ulaşabilmesi için. فَاَمَّا التَّعْرِيفُ وَالْاِرْشَادُ Ya bu noktadaki tarif ve bunun ne diyelim, bu noktada olayı aydınlatmaya gelince فَعَلَى حَسَبِ مَا سَبَقَ بَيَانُ كَلَكَ Daha önce bunun açıklamasını yapmıştık. وَقَدْ يَكُونُ فَضْلًا وَقَدْ يَكُونُ فَرْضًا Yani bu farz olan hususiyetler var. Yani bir de ne diyelim, fazladan yapılabilecek hususlar var. Hâzâ fîmâ huve kavâidü dîni ve usûlühün nettevhîdü ve risâleti. Muhtemelen burada farz olan hususa işaret ediyor. Yani bunların içinde önemli olan nedir? Dinin kaideleri, esasları. İşte tevhid ve nübüvvete ilişkin esasları. Ve emma ba'de zâlike mimma zahara minel bid'i vel fiteni ba'de katli emiril mu'minine Osman radıyallahu anh. Şimdi şeye gelince, yani özellikle müminlerden biri Hazreti Osman'ın katledilmesinden sonra ortaya çıkan bid'atler ve fitnelere gelince, واختلاف الأقاويل في أسماء المختلفين وأحكامه. Esma ve ahkam konusu, yani esmadan kasıt burada nedir? Kişilerin dini kimlik itibariyle aldıkları isimler dünyada, hükümlerde, ahirette karşılaşacakları hükümleri ifade ediyor. Genel şekilde böyle söyleyebiliriz. Ama işte bu konulardaki farklı görüşler. Ve ma zahara minet tevalli ve teberri fil fariqayn vel firak. Ve işte bu konuda farklı görüş belirten iki grup ve gruplar arasında, işte yani birine muhabbet beslemek, birinden uzak olduğunu bildirmek gibi hususlar. Hatta kesret el fitenu vel bid'a. Ki öyle çoğaldı ki yani bu noktadaki fitneler, ondan sonra bid'atler. Tabi harekeleme de yine sıkıntı var, onu da söyleyelim. Mesela bir daha sonra Z fazladan gelmiş. Bunları takdir edebiliriz sadece. Onu da belirteyim. Yeni baskısı, yeni bir tahkik çıkmış. Henüz ona ulaşamadık. Ulaşabilirseniz, biz de ulaşırsak artık ondan devam ederiz. Ekstra bir bilgi olarak verdikten sonra devam edelim. Fakana bazıhum, şimdi şeylere geçiyor. Bu dönemde çıkan firkalara, gruplara. Bunlardan bazıları havariç. Yani bunlar temel gruplar, hariciler. Ve bazıhum ravafidu. Bir kısmı da rafiziler, yani Şiiler.
Babamın ehli istikameti. Bir de bunun yanında istikamet ehli olanlar, doğru yol üzere olanlar. Bu üç ana grup ne zamana kadar devam ediyor? İlâ en zaharet el mu'tezilatu fi eyyâmil Hasan el Basri. Yani Hasan el Basri döneminde mu'tezilerin ortaya çıkması gibi. Bu meşhur anlatılan olay var biliyorsunuz. Yani Vasıl bin Ata ve Amr bin Ubeyd Hasan el Basri'nin ders halkasından daha sonra bu mürtekibi kebire konusundaki bir tartışmadan dolayı ikisi ayrılıyor. Kendi halkalarını kuruyor. Buraya işaret ediyor. Fe tebennet mezahibe. Onlar da kendilerine bir yol benimsediler. Sümme ma zahara min mezahibil cehmiyeti ve teferraku makalatun. Daha sonra işte Cehmiye'nin farklı görüşleri ortaya çıktı. Bunların görüşleri farklılaştı. Vel cehmiyetu vel müşebbihetu, işte cehmiye, müşebbihe çıktı. Bunların zaten biliyorsunuz, açıklamaya girmiyorum. Fe inne hadihil mesaile, yani bu konular min cümleti mesail usulü, bunlar asıl konulardır. Yani dinin asıllarına ilişkin konulardır. Elleti yekunun hakku fi vahidin minha. Şimdi görüşler var. Yani bu görüşlerden biri doğru olan. Ve tebeyene mesailül furu'i. Bir de furu'a ilişkin konular var. Bunda da farklı şeyler var. Elleti yekunul hakku ma'al muhtelifine fiha. Yani bunda da farklı bakış açıları var. Ve la yektadî el hilâfu fiha. Teberruan anil muhalifi ve la taddilen. Ki furu'a ilişkin konulardaki ihtilaf, yani birinden teberri etmeyi, yani kendisi gibi düşünmeyen insandan teberri etmeyi ve onu dalaletle suçlamasını da ne yapmaz? Gerektirmez. Yani hem tarihi süreci değerlendirme var, hem de buradan metodolojiye ilişkin bir takım şeyler, ilkeler ortaya çıkarıyor. İşte usule ilişkin konular, furuğa ilişkin konular. Bunlara nasıl yaklaşılacak? Bunun üzerinde özellikle genel itibariyle diyelim Ehl-i Sünnet'in bakış açısını ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Geçiyoruz sayfa 86'ya. وَلَا بُدَّ مِنَ الْوُقُوفِ عَلَى الْحَقِّ مِنْ جُمْلَةِ هَذِهِ الْحَوَادِثِ. Tabii yani bu işte İlk dönemki olaylar, işte Hazreti Osman'ın şehit edilmesiyle birlikte başlayan olaylara işaret ediyor, fitne olaylarına. İşte bütün bu olaylar çerçevesinde gerçekleşen noktada hak üzere olmak, bunu anlamak gerekir. Hatta yetemezseke bihi, ki ona tutunulabilsin kişi. Ve yetevella kailehu, onu söyleyene ne diyelim? Ve zahibe ileyhi, ve o şekilde düşünene muhabbet beslesin ve yu'ridu alel munkiri lehu, bunu inkar edene edenden yüz çevirsin. Bu menüptele bihim, bu inkarcılarla imtihan olan kimse için felabudde gerekir en yahtebire, araştırması, denemesi gerekir. Hale ma dehebu ileyhi, yani bu görüşe nasıl varmışlar, onların durumlarını araştırması gerekir. Ve yahusse diye geçiyor ama sanki burada ve yabhasu gibi okumak daha doğru gibi geliyor. Ve yandu, düşünmesi gerekir. Ve yetemesseke bil hakkı, hakka tutunması. Ve yeştenibel batıle, ve batıldan da uzaklaşması, sakınması için araştırması, düşünmesi gerekir. Şimdi sahabenin durumuna geliyor. Fakat vecedna as-sahabe radıyallahu anhum, yani biz sahabeyi şu durumda görüyoruz. Tekellemet fi emsali hadil havadis, yani bu olaylar, bu tartışmalar üzerinde konuşmuşlardır, görüş belirtmişlerdir. Elleti vakat fi eyyamihim, kendi dönemlerinde gerçekleşen o ihtilaflar, o ihtilaflar sonucu ortaya çıkan atışmalar, savaşlar. Teşavvaru fi zelike, bu konuda müşaverede bulunmuşlardır, fikir alışverişinde bulunmuşlardır ve tanazzaru,
ve olayı enine boyuna incelemişlerdir. Özellikle şimdi bunun detayına gelince enne evvela hilafin vaka fi hadil umuri yani bu bağlamda ortaya çıkan ilk tartışma el-hilafu fi emril imamet. Yani imamet devlet başkanlığı konusundaki tartışmadır. وَلَمَّا قَالَتِ الْاَنْصَارُ مِنَّا اَم۪يرٌ وَمِنْكُمْ اَم۪يرٌ Şimdi hatırlayın, Hazreti Peygamber'in cenazesi daha defnedilmeden Beni Said'e gölgesinde ki Ensar'a ait bir toplantı yeri. Burada Ensar toplandığı zaman daha sonra biliyorsunuz Hazreti Ömer haber alıyor, Hazreti Ebu Bekir alıyor yanına ve yolda karşılaştığı Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı da yanına alarak üç muhacir olarak bu toplantıya katılıyorlar. Tam bu noktada tartışmaya girdiklerinde Ensar diyor ki yani bir emir, bir başkan sizden olsun, bir de bizden olsun şeklinde bir görüş belirttiklerinde فَحَيَاتْجَهُمْ اَمُّ بَكِمْ اِسْتِدْلَالًا بِتَقْدِيمِ النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ ف۪ي مَرَضِهِ اَلَّذ۪ي تُوْفِيَ ف۪يهِ لِمَوْضِعِ الْاِمَامَةِ بِالنَّاسِ فِي الصَّلَوَاتِ الَّتِي كَانَ هُوَ يُصَلِّيهَا بِهِمَّا قَوْلِهِ Şimdi Hazreti Ebu Bekir'in şöyle bir delillendirme yaptığını ortaya söylüyor. Hazreti Peygamber ölüm hastalığına tutulduğu zaman Mescid-i Nebi'de namazları kıldırma noktasında Hazreti Ebu Bekir'e talimat veriyor. Yani onu insanların önüne geçiriyor. Bu sözüyle, yu'mikum hiyarukum. Sahabe'de diyor ki işte size en hayırlınız imamet edecek yani namaz imamını yapacak. Sonra bana dediler ki tabi bu şeylerden sonra iştehadu fi nasbi aslahihim lil imamet. Yani bu devlet başkanlığı için en ne diyelim en nitelikleri, en iyileri, en doğrularının atanması noktasında iştehat yaptılar, düşündüler, taşındılar, tartıştılar. Bademe ihtara Ebu Bekir radıyallahu anhu Umar radıyallahu anhu fennudira fi zalike. Şimdi tabi işte Hazreti Ebu Bekir şeyi tabi şeye geçiyor. Hazreti Ömer'in seçilmesine geçiyor herhalde burada. Evet yani Hazreti Ebu Bekir seçiliyor evvel emirde. Daha sonra Hazreti Ebu Bekir'in yaklaşık 2 yıllık bir devlet başkanlığı süreci var. Ölüm döşeğindeyken o da Hazreti Ömer'i kendinin halefi olarak seçiyor. Fenudira fidelike bu konuda düşünülüyor. Ve nazarahum kema nazarahum min kablu fi emri mani'i zekati. İşte bu zekatı vermeyenler hakkında daha önce tartıştıkları gibi tartışıyorlar. Ve fi infadil ceyşi hatta burada da haccehum olsa diye düşünüyorum. İşte bunlara ordular yollanması, bu noktada deliller getirilmesi. Sonra ne yapıyorlar? Onun görüşüne geri dönüyorlar. Tümme iştehedü fi ikameti aslahihim lil emri. Sonra işte Hazreti Ömer'in yaklaşık 12 yıllık hilafet süreci var. Lemma tu'ine Umar'u radıyallahu anhu et-ta'nete elleti mat anhu. Yani Hazreti Ömer biliyorsunuz mescitte Ebu Bülbül'ün suikastı sonucu ölümcül bir yara alıyor ve bu süreçte de işte yani sahabenin bütününe işaret ederek diyor ki yani onlar da burada bir içtihat yaptılar. Yani Hazreti Ömer'den sonra en ne diyelim hayırlıları kim? Onun üzerinde tartıştılar. Ve teşavveru fî zâlike. Bu konuda da görüş alışverişinde bulundular. Fettefakû alâ sitteti neferin minhum. 6 kişi üzerinde ittifak ettiler. Sümmeştehudu ba'de zâlike. Sonra yine bu konuda bütün gayretlerini gösterdiler, düşündüler. İhtiyari vahidin minhum. Yani içlerinden birini seçmek için. Ve kânu müddeten minel münazirune işte bir belli bir zaman geçti. Münazirune tartıştılar. Ve işte düşünüp taşındılar.
وَيَبْحَثُونَ عَمَّنْ يُقِيمُونَهُ مِمَّنْ يَكُونُ أَصْلَحَ لِلْأُمَّةِ وَأَقْوَمَ لِلْحَقِّ. Yani şunu ortaya koymaya çalıştılar, araştırdılar. Yani ümmet için en hayırlıları kimdir? Ve hakkı en sağlam tutup kaldıracak kimdir? Onun üzerinde tartıştılar. Sımmıhtaru Osman radıyallahu anh ve ecmeu aleyh. Sonra Hazreti Osman'ı seçtiler ve onun üzerinde icma ettiler. Onun olması noktasında icma ettiler. Ne zamana kadar sürdü? Bu ile en hadeset, daha sonra ahdâsın. Sonra bir takım olaylar çıktı. Da kavmuhu aleyhi ennehu ehtâ fîhâ. İşte yani onun toplumu iddia etti. Yani nedir? Hata yaptı. Ve nazarahum Osman'u emirul müminine radıyallahu anh. Hazreti Osman onlarla tartıştı. Ve nazaruhu avukaten ve meclise. Yani belli bir süre konuştular, tartıştılar karşılıklı olarak. Ve yahuccuhum ila en galabuhu bi kavmin min el ammeti. Yani onlara deliller getirmeye çalıştı. Fakat onlar üstün geldiler ve tesallaku aleyhi, onun evini kuşatmışlardı biliyorsunuz. Tırmandılar, duvarlarını geçtiler. Fakataluhu zulmen, ve zalimane bir şekilde onu öldürdüler. Ve tenazaru fi emir müminin Ali'nin, hızlı bir geçişle bu tarihi süreci değerlendiriyor. Daha sonra işte Hazreti Ali'nin, emir müminin Hazreti Ali'nin konuştular, tartıştılar. İlla en haracu fihi ilel muharabeti vel mülaaneti. Daha sonra biliyorsunuz, özellikle hariciler dediğimiz, yani tabii bagi olan işte Muaviye, onun tarafında olanlar bir tarafta, daha sonra da Hazreti Ali'nin ordusundan Sıffin Savaşı'nın sonrasındaki hakem olayı neticesinde ayrılan hariciler de Hazreti Ali ile savaştılar. Çok daha öncesinde Cemel vakası var. Bundan detaylarına girmiyoruz sonra. Tabii savaş oldu, karşılıklı lanetleşme oldu. Ve kullu feriqin yedle bima indehu min hüccetin ve şüphetin. Yani herkes kendi delilini, şüphesini ortaya koydu. Bir mukatabatin ve murasalatin, karşılıklı mektuplaşmalar, yazışmalar oldu. Sonunda ila en in haricet el havaricu ala Ali radıyallahu anhu. Daha sonra işte hariciler Hazreti Ali'ye isyan ettiler. Vedda'u aleyhi, ve onun hakkında şöyle bir iddiada bulundular. Ennehu kefara ve terekel hukme bima enzelallah. Bu hariciler ne dediler? Hazreti Ali küfre girdi ve Allah'ın indirdiğiyle hükmetmedi diye Hazreti Ali'yi itham ettiler. Haysu adel anel mukadeleti ilel muhakemet. Yani şu itibarla, yani tabii o Sıffin Savaşı'nda hakem olayına Hazreti Ali zorlayanlar onlardı. Tabii böyle ordunun dağıldığını görünce, yani fikri açıdan dağıldığını görünce mecburen savaştan vazgeçip bu hakem olayını kabul etmişti. Sonra bu hariciler gelip sonuçtan memnun olmayınca, ya biz yanlış yaptık, tövbe ettik, sen de tövbe et demişlerdi hatırlarsanız. Ya ben bir yanlış yapmadım ki, niye tövbe edeyim demişti Hazreti Ali de. Bunun üzerine Hazreti Ali'yi bu şekilde itham etmişlerdi. Evet, hızlı hızlı geçiyoruz. Ve münazaratu, ya burada bunları anlatarak söylemeye çalıştığı şeyler bu şu. Tabii ki burada bu olaylar neticesinde aslında kelamın temel konularının ortaya çıktığını görüyoruz. Bunlar üzerinden kelamın şekillendiğini görüyoruz. İşte yani sahabenin içinde olduğu olaylar, ortam tam da kelami meseleler demeye getiriyor yani burada. Ve onlar bu problemleri çözmeye çalıştılar.
Kaldı ki biz niye çözmeyelim? Yani biz de bir takım problemlerle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla düşünmek zorundayız. Doğruyu bulmak zorundayız. Bunun için de doğru bir metodoloji geliştirmek zorundayız'a getiriyor lafı. وَمُنَاظَرَاتُهُ اَم۪يرِ الْمُؤْمِن۪ينَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ مَعْهُمْ مَعْرُوفَتُ Yani Hazreti Ali'nin onlarla, haricilerle yapmış olduğu tartışmalar bilinen konulardır. وَكَانَتْ مُنَاظَرَاتُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْعَبَّاسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ مَعْهُمْ بِسَبَبِ اَم۪يرِ الْمُؤْم۪ينَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ مَشْهُورَتُ Tabi Hazreti Ali de özellikle Habura denen yerde toplanan yaklaşık 12 bin kişiden bahsedilir. Bu harici topluluğunu ikna etmesi için kılıç lambası gönderdiği ifade edilir. Onun tartışmalarına burada referansta bulunuyor ve bu ikna çabalarından sonra yaklaşık 2 bin tanesinin ikna ettiği söylenir orada. Tabii geri kalanı devam ediyor. 10 bin kişilik grup. Ve kezalike yine bu Hazreti Ali'nin Abdullah İbni Abbas'ın argümanlarına karşı cevabatuhu linnafi'in el ezraki yani o zaman o haricilerin lideri olan Nafi bin Ezrak'ın verdiği cevaplar fîmet dea min ettenâkudi alel Kur'ani ve imameti li hakkin yani işte iddia ediyor değil mi? Yani Hazreti Ali'nin Kur'an'a aykırı davrandığı İşte hak olan imametine aykırı davrandığı gibi. Zelike ve keşefehu mevda şüphetis yani bu konudaki ortaya koyduğu şüphe noktası zahiretun mankuletun mütedavületun yani bunlar bilinen, açık, nakledilen yaygın olarak bilinen, dolaşımda olan konulardır. Şimdi bütün bunlardan sonra fekeyfe yesuğu en yuqale yani şunu nasıl söyleyebiliriz? İnne sahabete lem yahusubu yebhasu gibi geliyor bana. Yani bu konuda herhangi bir araştırma yapmamış ve lem yunaziru tartışmamışlar ve la keşefu an hakkın ve an şüphetin doğru nedir, şüphe nedir, yanlış nedir, bundan hangisi nedir bunu araştırma yapmadıklarını söylemek nasıl mümkün olur diyor. Ma men teşer indehu min hadi'l münazarat fi'l hilaf allazi kana yahtasi fi vaktin fi emr imamet işte bu devlet başkanlığı konusunda özellikle ortaya çıkan ihtilaf bağlamında yaptıkları tartışmalar bunlar meşhur malum olan yani çok bilinen şeyler. Yani hangi insan kalkıp da diyebilir ki sahabe yani bu asla ilişkin konuları tartışmamıştır diye. Ve tağlidhuhum el emra fîmâ cara mecel usul işte yani bu usulü ilişkin konularda yani bu sert tartışmaları işte, sertleşen süreç ortada li hurucin fihi ilel mukâşefâti vel muharabâti vel mulâ'anâti vettebarrûi yani bir şeyleri bulmaya çalışıyorlar. Yani savaş yapıyorlar. Birbirlerine karşı ne diyelim cephe alıyorlar. Birbirlerinden tebelli ediyorlar. Ve terkihim misle zelike fîme hadetet lehum fil hilâfi fil furûi mâ in min kulli vâhidin minhum bi hilâfi sahil. Şimdi şeye işaret ediyor. Özellikle furuğa ilişkin konularda. Yani her biri bir hilaf-ı sahibi. Ya bu burada şuna da işaret ediyor diyebiliriz. Yani bu ne diyelim aslında yani hayatın bir gerçeği olarak tartıştıkları bir toplum olarak çözmeleri gereken bir sorun bağlamında da tartışıyorlar. Fîmâ yeftîhî ev yahkumû ve terekehûl yani işte her biri farklı birer görüş veriyor, görüş ortaya koyuyor, farklı birer hüküm veriyor. Ve şu yaptıkları hususiyeti işaret ediyor. Ve terekâhu inkâr aleyhim. Yani birbirlerini münkirlikle suçlamıyorlar. Ve sahabe açısından diyor bunu. Ve iradahu an takattûtihi ve tenefferi anhum. Bunu
ya ondan yüz çevirmiyorlar, nefret etmiyorlar şeklinde bir tespiti de burada ortaya koyuyor. Ve inna kulle vahidin minhum mutevelli sahibihi ma ilmihi bi muhalefetihi lehu. Yani birbirlerine muhalefet etseler de arkadaşını uzaklaşmıyor diyor. Fedelle zalike bu durumda neyi ortaya koyar? Min fiilihim yaptıkları bir gerçeği ortaya koyar. Ala istirakil menzileteyil hilafi ve rütbeteyi menzileteyil mütenazil vaki beynum. Yani işte tartışma bağlamında bakış açılarının farklılığına ondan sonra kendi aralarında vaki olan bir çıkıştıkları farklı konumlara işaret eder. Ve inlem ve innema lem yahrus fihi ba'dum ala ba'din bil inkar ve teberruh vel qitali mimma yastasvibu fihi muhtelifuna fihi ala kadri iştihadihim. Yani sonuçta birbirlerini inkarla ve birbirinden teberri şeklinde yapmıyorlar yani bu şeyi. Yani şunu söyleyeyim, yani birbirlerini küfürle itham etmiyorlar. Özellikle öyle söyleyebilirim. Her biri doğru bulduğu şey neyse ona göre hareket ediyor. Yûlâ mâ fîmâ yecibul vukûf alâ hakkil muhakkiki fîhâ ve butlân. Yani işte doğru nedir, yanlış nedir onu aramaya çalışıyorlar. Dolayısıyla vela yesuğu fihi ki bu konuda taklit vela hükmü bit tahmin. Yani bu noktada hiç uygun olmaz ve tahminle de hüküm verilmez diyor. Onlar evet yani birbirleriyle savaşmışlardır, tartışmışlardır ama düşünerek doğru olduğunu kanaatine vardıkları şeyin peşine içinde gitmişlerdir. Ve inne zâlike bütün bu konular mulhakun ibâbil usul. Yani usule ilişkin konulardır. Elleti yettevhidu ve risaletu işte tevhid ve risalet bağlamında mimma yaktedi ettevalyen muvafika fihi ve teberru'a minel muhalif. Şimdi ya usule ilişkin konularda ki tevhid ve risalet bağlamında yani burada özellikle buna uygun olan bakış açısına muhabbet beslemek lazım ve bunu muhalifinden uzak durmak lazım diyor. Ve makavluhu işte imamın şu sözüne, muhalifinin şu sözüne gelirsek rahimahullahu ma inne racule şu sözüne gelince bir kişi in keffe lisanehu anil kelam yani konuşmaz ise, dilini çeker ise fi mahtalefe fihin nasu. Yani insanların tartışmış olduğu konularda hiç bir şekilde söz etmezse, düşünmezse. Ve semiya zalike duydu, duyuyor. Lem yutik en yekuffe kalbehu. Yani konuşmuyor ama kalbini de çekemiyor. İçinde bir şey, tufan kopuyor, düşünüyor. La budde lil kalbi, kalp için gerekir. Min en yumkin ahadel emreyni evul emreyni cemiyan. Şimdi iki şık var burada. Ya birinden birini kabul etmeyecek, diğerini kabul edecek ve ikisini bildik. Ve imma en tuhibbehuma cemiyan. Yani ikisini kabul etme meselesine gelince ve huma muhtelifani ki bunlar birbirine zıt şeylerdir. Birbirine aykırı bakış açılarıdır. Ve hazela yakunu bu mümkün değildir. Yani zıt şeyler bir arada olmaz. Ve amma izâ mâlel kalbu ilen civar. Hivar şeklinde çıkmış ama muhtemelen cevari şeklinde ve cevri olması gerekir. Eğer zulme, kalp zulme meylederse bi hübbi ehlihi ve yuhibbu ehlehu ve onun ehlini sever ise ve izâ hebbel kavme kâne minhum. Kim hangi topluluğu severse,
Hal buna meylederse ondandır. Ve izâ mâle'l kalbu ilâ ehli hakkı, hak ehline kalp meyleder ise kâne li ehli muhibben. Onu seven olur, veliyyen onu dost olur. Ödelike en yuhakkikal amale vel kelame. Şimdi yani bu şekilde ameller ve söz gerçekleşir. La yekulu, yani amellerin ve sözlerin muteber olmasının temeli ancak neyle olur? Min tebelil kalbi, kalbin sağlam olmasıyla olur. Yenne men amene bilsanihi ve lem yu'min bi kalbihi. Çünkü diliyle iman ettiğini söyleyen ancak kalbiyle iman etmeyen lem yekun indallahi teala mu'mine. Allah hakkında mümin değildir. Ve in amene bi kalbihi ve lem yetekellem bi lisanihi. Adam kalbiyle iman ediyordur ama bunu diliyle söylememiştir. Kâne indallâhi teâlâ, bu adam Allah katında mü'mindir. Ve'lem ennel emra fi hâzi cümleti, işte bütün bu bağlamdaki iş emreti zekera hakeme kâle, bunun bahsettiği gibidir. Ve zâlike ennehu izâ semi'al mükellefu mezhebeyni muhtelifeyni, eğer mükellef iki görüşten birini duyduğunda fihime tarikat dini, tarikat dini yani dinin yolu bağlam. Fela mutlu. En yakuna minel usulü ve minel furu. Şimdi evet farklı iki görüş diyoruz ama yani bir usule ilişkin var, bir de furuğa ilişkin var. Fe in kâne minel usulü, eğer usulü ilişkin bir konu ise fel muhalifu lil hakkı hak fihi, hakka muhalefet eden, kabul etmeyen kişi mezmumun, yerilir ve mezhebuhu makruhun, görüşü yolu kabul edilmez ve mutabaatuhu hataun, buna tabi olmak hatadır ve lebbi tahyinizin, o zaman gerekir min temyizin beynehuma, onunla arasına ayırmak gerekir. Hatta tetebbu'in hakkı, ondan ayrılıp hakka tabi olmak gerekir. Minhuma ve tecennübil batili, batıldan uzaklaşmak gerekir. Liyekune ma'al müffizi alel mubtiline, ki bu şekilde hata yapanların ne diyelim, hata yapanların hatalarını ortaya koymayı teşvik edici bir yol benimsemek gerekir diyebiliriz. Fe in kana min mesailil furu'. Furu'ya ilişkin konulara gelince mimmen neyse fi kulli vahidin minel mezhebeyn nasr. Yani her iki farklı görüşte nas değildir. Ve la icma. İcma da yok. Ve la kıyas. Celi gün. Açık bir kıyas da yok. Kana mimma yudreku hukmuhu. Bunlar öyle konulardır ki yani içtihadın müştehidine min ehlil ilmi vel fetaya, yani ilim ve fetva ehlinden olan alimlerin içtihadı ortaya konulan şeylerdir. Ve la yumkinu en yakuna yakinu yakuna yakinu sevabeyni, yani kesin bir yani %100 kesin bir doğruya ulaşılmaz. Ve bir eyyihime kâle ve hakeme, yani işte her ikisinden de işte kim söylüyorsa, kim hüküm veriyorsa o ile zâhebe yekûn muhikkan musiben, yani her biri kendisinin doğru, isabetli olduğunu söyler. Ama yani bunu da net bir şekilde ortaya koyacak şey yoktur. Ve mâsebîlû dâlike, bu işin yolu böyledir. Evet, şimdi arkadaşlar yine teknik bir sorundan dolayı esas hesabı açamadık. Normal Zoom hesabından girmek durumunda kaldık. Sürede burada bitmek üzere. Yani böyle iki parçalı kayıt almak istemiyoruz. Tek parça ama biraz kısa olacak bu ders. Şimdilik bu haftalık böyle idare edelim. Haftaya inşallah bu sorunu çözmüş bir şekilde yeni dersimizi